Last night I got home from the bars with my girlfriend, and she got upset at me and ran off. Beni gerçekten affedip affetmediğini merak ediyorum. Affetmek zorunda değilsin. Şeytanın hayatımı yönetmesine izin verdiğimi biliyorum. Senden yalnızca beni affetmeni istiyorum. Tanrı'dan beni affetmesini istiyorum. Şeytan beni kandırdı. Bana sabır gösterdiğin için Tanrı'ya şükrediyorum. Hiç hakkım olmadan sana acı çektirdim. Sen bunu hak etmedin. Ben başıma gelenleri hak ediyorum. Angel Maturino Rezendiz. Tarih 23 Temmuz 2016 idi. Bir cumartesi günü. O gün 23 yaşındaki Kaylee Sawyer Bend şehir merkezine gitti. Bend, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki Deschutes Nehri üzerinde küçük bir şehirdi. O gün bir arkadaşının bekarlığa veda partisi vardı. Kaylee de o günü sabırsızlıkla bekliyordu. Parti bittiğinde Kaylee eve gitmeye hazırdı. Sevgilisi Cameron'ı aradı, ondan gelip kendisini almasını istedi. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Sevgilisi ile üniversite kampüsünde yaşıyorlardı. Cameron gelecek ve onu alacaktı. Kaylee, yanındaki birkaç arkadaşıyla şehir merkezindeki bir restoranda onu beklemeye başladı. Sevgilisi Cameron kısa bir zaman sonra oraya geldi. Ama eve dönüş yolunda iki sevgili kavga etti. Apartman kompleksine geldiklerinde Kaylee, sevgilisi eve doğru yürüyorken arabada beklemeyi tercih etti. Cameron 10 dakika apartmanın içerisinde bekledi. Ama Kaylee'den herhangi bir iz yoktu. O da ona eve gelmesini söylemek için arabaya doğru ilerledi. Ama arabaya vardığında Kaylee çoktan orayı terk etmişti. Cameron onu birden fazla kez aradı ve mesajlar gönderdi. Eve gelmesi için onu ikna etmeyi deniyordu ama başaramadı. Onun nereye gittiğini bilmiyordu. Bir süre sonra telefonu tamamen kapandı. Kaylee bir diş hastanesinde asistan olarak görev alıyordu. Bir sonraki sabah işe gitmesi gerekiyordu. İşe gitmediğinde annesi ve Cameron endişelendiler. Cameron onun kaybolduğunu polislere bildirdi. Kaylee Sawyer 23 yaşında, hayat dolu, neşeli, arkadaş canlısı genç bir insandı. O, ailesi ve dostları tarafından sevilen, dışa dönük ve enerjik bir insandı. Bir öğrenciydi. Çocuk gelişimi alanında eğitim alıyordu. Sosyal çevresinde pozitif ve yardımsever birisi olarak biliniyordu. Hayata dair büyük hayalleri ve hedefleri olan bir insandı. Genç yaşına karşın çevresindekilere ilham veren, sıcak, sevecen bir kişiliğe sahipti. Kendine güvenen, bağımsız, ne istediğini bilen birisiydi. Ailesi ve dostları için önemli bir yeri olan Kaylee, yakın çevresiyle derin bağlar kurardı. Gülmeyi, eğlenmeyi ve sevdikleriyle vakit geçirmeyi severdi. Modayı takip eder, dış görünümüne özen gösterirdi. ...25 Temmuz Pazartesi sabahında Isabel Pons Lera Redmond Polis Departmanı'na gitti. Bir öğle vaktiydi. Isabel, kocası Edwin'in kendisine bir kadını öldürdüğünü itiraf ettiğini anlattı. Kocası Edwin, özel bir eğitim merkezinde güvenlik görevlisiydi. Mesai saatlerinde güvenlik devriye aracını kullanıyordu. Isabel'e göre cumartesi gecesinde saat 11.30 civarında kocası Edwin'e mesaj göndermişti. Mesajı gönderdi ve sonra yatağına gitti. Edwin biraz sonra eve geldi. O eve geldiğinde Isabel uyanık değildi. Bir sonraki sabah saat 8 civarında uyandığında yanında Edwin vardı. Her zaman yaptıkları gibi kiliseye gittiler. Edwin o sabah sessizdi. Çift evliliklerinde sorunlar yaşıyordu. Isabel her şeyi buna bağladı. Bu yüzden eşine çok fazla soru sormadı ve bir kavgaya sebep vermek istemedi. O akşam Edwin normal haline dönmüş gibiydi. Çift beraber film izledi. Isabel korkunç gerçeği bir sonraki sabah yani pazartesi sabahında öğrendi. Edwin ona bir kadın öldürdüğünü itiraf etti. Ama bunun bir kaza olduğunu iddia ediyordu. Edwin bir kadını arabayla çarptığını, kadın öldüğünden dolayı cesedini sakladığını anlattı. Eşi Isabel'den evi terk etmesini istedi. Öldürdüğü kadının eşyalarının bahçedeki kulübede olduğunu söyledi. Edwin, bir polis memuru olan Isabel'in 9 milimetrelik tabancasıyla evi terk etti.
Nissan marka aracıyla yola koyuldu. Isabel, olayı öğrendikten sonra durumu polislere bildirmek için karakola gitti. Ekipler, anlattığı hikayeyi doğrulamak istiyorlardı. Edwin'in başkalarına zarar vermesini önlemek zorundaydılar. Onu acilen bulmaları gerekiyordu. Bir ekip Edwin'in evini aradı. Barakada yüksek topuklu ayakkabıların olduğu beyaz bir çanta vardı. İçinde siyah bir cüzdan, pasaport, kredi kartı, kan lekeli bir taş ve bir de bir tutam saç vardı. Saç çantanın içerisindeki küçük bir çantadaydı. Polisler Edwin'in iş botlarını buldu. Üzerinde kan vardı. Ayrıca Edwin'in bir seri katil olan Angel Resendez Ramirez hakkında hala devam etmekte olan bir sınıf projesi olduğunu öğrendiler. Edwin o sabah evinden ayrıldıktan sonra ailesinin Redmond'daki evine gitti. Kendi arabasını bıraktı ve oradan bir araba aldı. Kendi arabasını bıraktıktan sonra Subaru marka bir araba almıştı. Ekipler aynı günün ilerleyen saatlerinde Edwin'in arabasını buldu. Bagajda ve arka tamponda büyük miktarda kurumuş kan vardı. Arka tamponda saç mevcuttu. Edwin ise o anlarda Salem'a gidiyordu. Arabasını Rose Dres mağazasının önüne park etti. 19 yaşındaki Elizabeth'i tam da orada gördü. Elizabeth otoparkta altın rengi bir Volvo arabasında tek başına oturuyordu. Sosyal medya hesabına kendi görüntülerini yüklüyordu. Edwin bir anda Elizabeth'in arabasının yolcu kapısını açtı ve anında yanına oturdu. Silahını doğrudan ona doğrulttu ve ona bağırmaya başladı. Elizabeth'ten arabayı sürmesini istiyordu. Edwin onu silah zoruyla Kaliforniya'ya götürdü. Kaliforniya'da araba arızalandı. İkili bir motele gittiler. Edwin orada bir adam gördü. İsmi Jack Levy'di. Adam arabasının yanındaydı. Edwin arabasını çalmak amacıyla ona silah çekti. Jack yardım istedi ve Edwin de onu karnından vurdu. Elizabeth'le oradan ayrıldı. Sonra içinde bir kadın ve iki torunu olan bir arabayı çaldı. Çocukların babaları hala benzin istasyonundaydı. Elizabeth, kadın ve iki torunuyla 5. otoyola doğru yola çıktı. Edwin aracın içindekilere bir hikaye anlatmak istediğini söylüyordu. İnsanlar yapmaması için ona yalvardılar. Ama Edwin durmadı. Onlara Bent'teki bir kızı öldürme dürtüsü sebebiyle öldürdüğünü anlattı. Yine yakınlardaki bir adamı vurduğunu söyledi. Biraz sonra hem kadını hem de iki torununu yol kenarında bıraktı. Elizabeth hala arabadaydı ve Edwin otoyolda hızla ilerliyordu. Edwin ondan telefonun kamerasını açmasını ve videosunu kayıt altına almasını istedi. Ondan bu fotoğrafı Facebook'ta paylaşmasını, üzerine "Katil, başıboş insanları kaçırdı" yazmasını istedi. Kısa bir videoydu. Edwin suçlarından bahsetti, özür diledi ve polisten onları vurmamasını talep etti. ...26 Temmuz tarihinde saat sabah 7 civarında 911 aradı. O esnada Kaliforniya'da Redding yakınlarındaki otoyolda ilerlemekteydi. Operatöre kim olduğunu anlattı. Şu anda cinayetten arandığını, yanında silahı olduğunu, kurşun geçirmez bir yelek giydiğini söyledi. Saatler sonra polisler onu yakaladı. Kenara çekti ve tutukladı. Polis karakolunda Edwin, Kaylin'in cinayetini, Elizabeth'i kaçırdığını, arabasını çaldığını, Kaliforniya'da bir adamı vurduğunu, bir ailenin benzin istasyonundaki arabasını çaldığını anlattı. İtirafın ardından polisler Kaylin'in bedenini 18.700. bölgede bir yol kenarında buldular. Otoyol 126'da. Edwin Larry'i tanıyanlar adeta şok olmuşlardı. Görünüşte normal bir yaşam sürüyordu. Evliydi ve bir kilisede aktif olarak yer alıyordu. Ancak Kaylee Sawyer'a karşı işlediği suç, onun içinde barındırdığı karanlık ve tehlikeli yönleri ortaya çıkardı. Bu olay, Edwin'in çift yönlü bir kişilik taşıdığına dair şüpheler uyandırdı. Görünüşte mükemmel bir hayatı olan birisinin böyle korkunç bir suç işlemesi, çevresindekiler için büyük bir şok oldu. Edwin, tutuklandıktan sonra başka suçlar işlediğini de itiraf etti. Kaylee'ye otopsi yapıldı. Ölüm sebebinin kün kuvvet travması oldu, boğulma kanıtı, çok sayıda kafatası kırığı, ölmeden önce diğer yaralanma belirtileri olduğu ortaya çıktı. Edwin itirafında şunları anlattı.
Sanırım hayatım boyunca öldürme dürtüsüyle bir şekilde mücadele ettim. Ama bir anlamda bunu geliştirmeme yardımcı olan şey karımla evlenmem oldu. Edwin'in bir zamandır cinayeti düşündüğü açıktı. Yetkililerin Edwin'in evinde Angel Resendez Ramirez ile ilgili bulduğu okul projesinin Edwin'in Ramirez'e yazdığı bir kısmı da vardı. Şöyle diyordu. Her zaman künt bir kuvvet travmasıyla öldürdü. Olay yerine bulunan fırsat silahlarını kullandı. Edwin, Kaylee'yi tam da bu şekilde öldürdü. Onu öldürmek için bir taş kullandı. Kaylee'nin öldürdüğü gece Edwin işindeydi. O gün üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışıyorken Kaylee'yi tek başına yürürken gördü. Kampüs güvenlik aracının kapalı bir arka kafesi vardı. Bu da Kaylee'nin kaçmasının herhangi bir yolu olmadığı anlamına geliyordu. Kaylee'ye saldırdı ve onu öldürdü. Ona vurmak için bir taş kullandı. Daha sonra cesedini atmadan önce arabasının bagajına koydu. Kaylee'nin öldürülmesinin ardından Oregon Senatosu, Kaylee yasası olarak bilinen SB-576'yı oy birliğiyle kabul etti. Tasarı, Senatör Tim tarafından sunuldu ve genel bir güvenlik reformuna odaklandı. Polis güçlerinin ve kampüs güvenlik güçlerinin daha iyi tanımlanmasına yardımcı oldu. Edwin cinsel saldırıyla da suçlandı. Ancak ilk itirafı reddedildikten sonra bunu kanıtlamak zor oldu. Bir savunma anlaşmasının parçası olarak cinsel saldırı suçunu kabul etmeyi reddetti. Davadaki savcı asıl amaçlarının ömür boyu ceza aldırmak olduğunu, dolayısıyla daha az bir suçu asla istemediklerini söylüyordu. Onun savunma anlaşmasını kabul etmesini istediler. Kaylee cinayeti için ömür boyu ceza alacaktı. Edwin, cinayet, insan kaçırma ve araba hırsızlığı suçlarından şartlı talih ihtimali olmaksızın 2 ömür boyu ceza aldı. Neyse ki motelde vurduğu adam yani Jack hayatta kaldı. Kaylee'nin annesi olan Julie ceza duruşmasında Edwin'a şunları söyledi. Onu susturmayı başardın. Ben her zaman bir cinayet kurbanının annesi olacağım. Ama senin annen her zaman bir katilin ve de bir canavarın annesi olacak. Julie mahkemeye Edwin'in kızını susturmaya çalıştığını anlattı. Bunu biliyordu çünkü Edwin onlara bir not yazmıştı. Notta Kaylee'yi yalnızca susturmak istediğini ama istemeden onu sonsuza kadar susturduğunu yazmıştı. Kaçırdığı Elizabeth ise duruşmada şunları söyledi. Hayatımı benden çalacağını sandım ama ben bir kurban olmadım. Ben hayatta kalanlardan biri oldum. Ben bir savaşçıyım. Her zamankinden daha güçlüyüm ve sen ait olduğun yerde çürüyeceksin. This is the victim we're talking about, Mariah Wilson, a world-class cyclist found dead May 11th in her home and police say Caitlin's car. Anna Mariah Wilson, 96 Littleton doğumlu genç bir sporcuydu. Sporculardan oluşan genç bir ailede büyüdü ve genç bir kızken bisikletlere aşık oldu. Tam zamanlı profesyonel bir bisikletçi olmasının yanı sıra ulusal düzeyde bir kayakçıydı. Katan oynamayı severdi. Yemek yapmak ve uzun seyahatlere çıkmak hayat amacıydı. Ölümünden 10 ay önce çekilmiş 6 saniyelik bir videoda Anna ormanlık bir yamaçta sağlı sollu tırmanıyordu. O kadar hızlıydı ki tırmandığını anlamak çok zordu. Son 2 yılda dağ bisikleti yarışlarında uzmanlaşmış profesyonel bir bisikletçiydi. Son 2 sezonda Büyük Jackal ve dağ bisikleti yarışını kazandı. İşini bıraktı ve tamamen bisikletlere odaklandı. Instagram'da birkaç bin takipçisi vardı. Artık bisiklet markalarıyla sponsorluk anlaşmaları yapıyordu. 11 Mayıs 2022'de Hico, Texas'ta düzenlenecek büyük bir yarış için Austin, Texas'ta oturan bir arkadaşının evine gitti. Ancak bu yarışa hiçbir zaman katılamayacaktı. Anna, 11 Mayıs'ın akşam saatlerinde saat 10 civarında arkadaşı tarafından uyuduğu yatakta yaralı bir halde bulundu. Vücudunda çok sayıda kurşun yarası vardı. Hemen 911 arandı. Acil yardım personeli elinden geleni yapmış olsa da onu kurtaramadı. Anna, Texas'ta son nefesini verdi. Bulunduğunda kurşunların hedefi olalı yalnızca yarım saat oluyordu. Yani fail evi yeni terk etmişti. Onu tanıyan birisi olduğu düşünülüyordu. Çünkü hangi saatte evde yalnız olacağını biliyor gibiydi. Ya bu çok iyi bir tahmindi ya da Anna tanıdığı birisine kapıyı açtı ve onun silahından çıkan kurşunla vuruldu. Bisikleti dışında eksik olan hiçbir şey yoktu.
Daha sonra bisikleti evden 60 metre uzakta bambu ağaçların içerisinde bulundu. İntihar mı etti yoksa birisi onu hayattan mı kopardı? Bu soru birkaç gün ekiplerin kafasını kurcaladı. Ancak otopsi sonucu soru işaretlerini ortadan kaldırıyordu. Raporlara göre Enna bir cinayete kurban gitmişti. Sırt üstü yatarken kafasına ve göğsüne kurşun sıkıldı. Ailesi, dostları ve her geçen gün büyüyen hayran kitlesi aynı soruyu soruyordu. Kim? Ona bunu yapan kimdi? Cansız bedenini ilk keşfeden kişi aynı zamanda Enna'nın dostu olan Catherine Cash şok içerisindeydi. Zihninden keşke hiç dışarıya çıkmasaydım ya da eve erken gelseydim diye geçiriyordu. Evde olsaydı her şeyin daha farklı olabileceğini düşünüyordu. Catherine aynı zamanda bir şüpheliydi. Afallamış bir halde karakola gitti ve sorguya girdi. Catherine hiçbir şey bilmiyordu. Söyleyebildiği birkaç şey vardı. Dışarıya çıktım, saatler sonra eve döndüm ve onu bir kan havuzun içerisinde yüzerken buldum. Ebeveynleri ve erkek kardeşi kayıplarını bildiri yayınlayarak duyurdular. Bu anlamsız, trajik kaybımız nedeniyle hissettiğimiz acıyı ve ıstırabı ifade edebilecek hiçbir kelime yok. Enna, yetenekli, kibar, şefkatli bir insandı. Hayatı, hayalini kurduğu şeylere ulaşma fırsatı ondan alındı. Ailemiz ve sevenleri onu sonsuza dek özleyecek. Enna'nın telefonu incelendi. Telefon görüşmeleri dinlendi ve yazışmalar okundu. Göze çarpan tek bir isim vardı. Colin Strickland. Daha sonra Colin'in Enna'yı canlı gören son kişi olduğu anlaşıldı. Colin, Enna ölmeden saatler önce onunla yüzmeye gittiklerini, ardından bir akşam yemeği yediklerini anlattı. İddiasına göre Enna'yı eve bıraktı ancak eve girmedi. Colin Strickland. Enna ile olan ilişkimi platonik ve samimi olarak tanımlayabilirim. Daha çok yakın bir arkadaş gibiydik. Yemekten sonra onu motorumla eve bıraktım. O sırada akşam saat 8.30 civarıydı. Enna'nın yeni geldiği ve pek de kimseyi tanımadığı bu eyaletin son gördüğü yer olması tuhaftı. Enna, sosyal medya hesaplarından birinde yayınladığı son gönderisinde bir bisiklet modeline övgüde bulunmuştu. Bu bisikleti çok seviyorum. Ruh hali iyiydi. Yarış için heyecanlıydı. Kariyerinin zirvesini inşa etmek için var gücüyle çalışıyor ve bu alanda gayet iyi gidiyordu. Yakın dostlarına göre problem yaşadığı, Enna'ya düşman diyebilecekleri hiç kimse yoktu. Evin içerisinde herhangi bir parmak izi ya da DNA kanıtı bulunamadı. Komşular herhangi bir ses duymamışlardı. Belli ki fail her şeyi ışık hızında yapmıştı. Yetkililer Enna'nın uyku esnasında öldüğünü düşünüyorlardı. Sporcu olduğu için uyku saatlerine dikkat ediyordu. Erken bir saatte uyuması normaldi. Olay yerine gelen ilk polislerden birisi onun uyku esnasında değil uyanıkken yatakta uzandığı esnada öldüğünü düşünüyordu. Bu tip davalarda her zaman ilk şüpheli maktulü gören son kişi olur. Colin Strickland bu tanıma uyan tek kişiydi. İkinci kez sorgu odasına girdiğinde verdiği yeminli ifadesinde bu kez bazı önemli detaylara değinmek zorunda kaldı. Enna ile sevgililer miydi yoksa arkadaşlar mıydı? Colin Strickland. Yakın bir zaman içerisinde Enna ile çok iyi anlaştığımızı fark ettik. Kafa yapımız uyuyordu. Aynı zevklere sahiptik. Ben 3 yıldır Catelyn Murray Armstrong adında birisiyle ilişki içerisindeydim. Murray ile beraber yaşıyorduk. Daha sonra onunla yollarımızı ayırdık ve ben Enna ile vakit geçirmeye başladım. Eski sevgilim Murray fazlasıyla takıntılı birisiydi. Benim başka birisiyle olduğumu bilmesini istemedim. Murray'e Enna'dan hiç bahsetmedim. Sonra Murray ile yeniden beraber olduk. Enna ile her zaman arkadaştık ve hep öyle kaldık. Son gününde yemek yediğimizi, yüzmeye gittiğimizi Murray'e söylemedim. Ona Enna'dan hiç bahsetmedim. Catelyn Murray Armstrong, 87 Michigan doğumluydu. Yoga eğitmeni ve lisanslı bir emlak danışmanıydı. Polislerin edindiği bilgiye göre Murray sonbaharında Colin'den ayrıldı. Ancak bu ayrılık kısa sürdü ve çift sonunda barıştı. Yani Colin'in söylediği gibi ayrı değillerdi. Enna öldüğünde Colin iki kadını da aynı anda idare ediyor gibiydi. Muhtemelen Enna ile Murray'den ayrıldığı esnada tanıştı ve ondan hoşlandı. Colin motorla Enna'yı eve bıraktıktan bir dakika sonra güvenlik kamerasına ilginç bir görüntü yansıyordu. Görüntüdeki kişiyi Enna tanımıyor olsa da Colin çok iyi tanıyordu. Enna'nın öldüğü gün Murray'nin 2012 model Jeep'i ile Enna'nın kaldığı konutun yakınlarında olduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Murray arabasının hemen dışında duruyordu. 2018'de botoks yaptırmış ancak faturayı ödemediği için botoks merkezi ile anlaşmazlık yaşamıştı. Ekipler bu gerekçeyle Murray'i tutukladılar. 12 Mayıs'ta Murray ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildiğinde o gün orada ne yaptığını açıklayamadı.
herhangi bir açıklaması yoktu. İfadesinde herhangi bir inkar da yoktu. Bir polis memuru ona, "Bu hiç iyi değil, zor durumda kalacaksın. Bunun farkındasın değil mi?" diye sorduğunda o başını salladı ve bu durumun kötü olduğunu onayladı. Ona Colin'le aralarının nasıl olduğu sorulduğunda başını çevirdi ve kızgın bir şekilde gözlerini devirdi. Gözaltı süresi 3-4 saatte sınırlı kaldı. Kanıt yetersizliğinden Murray serbest bırakıldı. Yetkililer Anna'nın telefonunu incelediklerinde Colin'in hala Murray ile çıktığı esnada ikilinin romantik bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna vardı. Yani Colin Murray'i aldatıyordu. Anna'yı telefonuna farklı bir isimle kaydetti. Gelen tüm mesajları okuduktan sonra sildi. Anna'nın ise muhtemelen Murray'den haberi yoktu. Bazı kaynaklara göre iki kadın daha önce hiç karşılaşmadı. Bir araya gelmedi. Özellikle Anna, Murray'i hiç tanımıyordu. Ancak bunun aksini iddia eden kaynaklar da var. Bu kaynaklardan birisi Anna'nın yakın bir dostunun polislere daha önce Murray'nin Anna ile birkaç kez temas kurduğunu ve ona Colin'den uzak durmasını söylediğini ifade etti. Colin ise polisler onunla ilk kez temasa geçtiğinde Anna'yı tanıdığını reddetti. Sonra da ilişkilerinin gizli olduğunu, her şeyi Murray'den sakladığını anlattı. Murray bir evrede Colin'in kendisini aldattığını öğrendi. Kimliğini açıklamayan bir isme bir tabanca satın alacağını ve Colin'in sevgilisini vuracağını söyledi. Colin'in beraberlik yaşadığı kadın için güçlü bir öldürme isteği duyuyordu. Murray'nin yakın dostu şunları anlattı. Colin o kadınla beraber olduğunda Murray her şeyden habersizdi. Nasıl öğrendi bilmiyorum ama bunu bir şekilde öğrendi. O anlarda çok öfkelendiğini hatırlıyorum. Öfkeden titrediğini gördüğümü biliyorum. Ayrıca silah aldıklarını da biliyorum. Silahları Colin aldı. Birini kendine, diğerini de Murray'e aldı. Colin, Murray'nin Anna'nın adresini bilmediğini, onun katil olmayacağını söylüyordu. Ancak belki de Anna'nın adresini Strava hesabı sayesinde bulmuş ve kıskançlık dürtülerinin esiri olmuştu. Strava, çevrim içi bir bisiklet ve fitness platformu. Sonuçta Murray'nin o gün evin yakınlarında olduğu kanıtlanmıştı. Murray, polis merkezine ifade vermek üzere geldiğinde Anna'nın konutunun yakınlarında güvenlik kameralarını yansımış olan cipini satalı yalnızca saatler oluyordu. Bir nedenden onu hemen elinden çıkarmak istedi. Bir galeriye gitti ve 12 bin dolara aracını sattı. İfade verdi, polis merkezinden ayrıldı ve birkaç gün sonra sosyal medya hesaplarını sildi. Akabinde bir uçağa bindi ve Texas'ı terk etti. Ekipler Colin'le yeniden bir araya geldiğinde Colin, 13 Mayıs'tan sonra Murray'i hiç görmediğini belirtti. Ekiplerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylüyordu. Colin Strickland. Anna ile olan ilişkim platonik bir şeydi. Büyük bir suçum olmasa da, elimden bir şey gelmese de Anna'yı ölüme götüren koşullara etki etmiş olmamdan dolayı çok üzgünüm. Bu anlaşılması zor duruma bir anlam veremiyorum. Kimseyi yanıltmadım. Romantik bir ilişki içerisinde koşmak gibi bir niyetim yoktu. Anna ve ben bisiklet sporunda lider konumdaydık. Ona büyük bir hayranlık duyuyordum. Yakın bir dost gibi görüyordum. Kaybının derin yasını tutuyorum. Olayın ardından Colin'in birçok sponsoru onunla olan anlaşmalarını askıya aldıklarını açıkladı. Ekipler Colin ve Murray'nin kaldığı ev hakkında bir arama emri çıkardılar. Arama esnasında iki ateşli silah ele geçirildi. Murray'e ait olduğu anlaşılan bir tabancadaki boş kovan olay mahallindeki kanıtlarla önemli bir eşleşme sağladı. Arama emri esnasında Murray'nin kız kardeşiyle beraber silah kullanmayı öğrenmek için bir poligona gittiği öğrenildi. 17 Mayıs 2022'de yani Anna'nın ölümünden 6 gün sonra Murray için tutuklama emri çıkarıldı. Ancak onu yakalamak kolay olmayacaktı. 14 Mayıs'ta Murray'nin New York'ta olduğu öğrenildi. Bağlantılı bir uçuşla New York'a gitmişti. 4 gün sonra yani 18 Mayıs'ta New York havaalanında görüldü. Ancak yolcu listesinde adı yoktu. Çünkü çalıntı pasaportlar ve takma isimler kullanıyordu. Bir hafta sonra Murray hakkında kovuşturmadan kaçınmak için yasa dışı uçuş yapmak sebebiyle federal bir tutuklama emri çıkarıldı. ABD polis teşkilatı Murray'nin aranmasını önemli vaka durumuna yükseltti. 6 Haziran'da Murray'nin bulunmasına yardım edenlere 5000 dolar ödül verileceği açıklandı. 15 Haziran'da ismini açıklamak istemeyen bir gezgin haftalar önce cennet kampında Murray'i gördüğünü bildirdi. Burası Murray'nin kız kardeşinin çalıştığı yerdi. Polis teşkilatı Murray'nin kardeşini birçok kez sorguladı. Ekipler Murray'nin kız kardeşi Kristin'in adını kullandığını düşünüyorlardı. Ayrıca aramaların yoğunluk verildiği yer zaten cennet kampıydı. Ancak Murray yoktu. O günlerde insanlar onun Kanada'da olduğunu düşünüyorlardı.
Daha sonra Santa Teresa'daki hostellerde ve yoga merkezinde ona dair bazı izler bulundu. Takma isimler kullanıyordu. Costa Ricalı yetkililer yakın civardaki kapıları çaldılar ve insanlara onun fotoğraflarını gösterdiler. 29 Haziran 2022'de Murray, Costa Rica'daki bir sahilde yakalandı. Saçlarını kısa kestirmiş, siyah boyatmış ve kimliğini değiştirmişti. Haftalardır sahil yakınlarındaki bir pansiyonda kalıyordu. Yoga eğitmeni ilanları vererek kendisine bir gelir kapısı açmaya çalışıyordu. Yüzü önemli ölçüde değişime uğramıştı. Estetik olduğu için onu tanımak çok zordu. Ekipler onu buldukları esnada burnu sargılı bir haldeydi. Gözlerinin etrafı kırmızıydı. Murray, bunun bir sörf kazasında olduğunu iddia etti. Kullandığı pasaportsa bir tanıdığına ait çıktı. Murray, ABD'ye sınır dışı edildi. O günden bugüne dek kendisine yöneltilen suçlamaları hep reddetti. Masum olduğunu söylüyordu. Bugün hala Travis ilçe cezaevinde tutuluyor. Kefalet ücreti $3,5 milyon. Duruşma esnasında Murray'nin savunma ekibi ilk günlerde elde edilen kanıtların uygunsuz bir şekilde toplandığını, bu nedenle kararı etki etmemesi gerektiğini savundu. Avukatı, Murray'nin yasalar aykırı bir biçimde gözaltına alındığını ve ifade vermeye zorlandığını anlattı. İlk ifadelerinin herhangi bir geçerliliği olmadığını belirtti. Murray'nin avukatı, 12 Mayıs'ta polis merkezine geldiğinde kendisine hakları okunmadı. Bir avukat istediğinde ona izin vermediler ve sorgusu bitene kadar odayı terk edemeyeceğini söylediler. Sorgu sırasında 3 kez avukat istedi, 5 kez odayı terk etmek için izin istedi. Ancak hiçbirisi onay almadı. Sorguya ait ses ve video kayıtları, gözlemler ve yorumlar ve de varılan sonuçlar çöpe atılmalı. Ancak mahkeme, anayasaya aykırı bir hareket olmadığını, videolu ifadesinin duruşma esnasında kanıt niteliğinde değerlendirilebileceğini söyledi. Murray, masum olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Olabildiğince hızlı yargılanmak istediğini, mahkemeye çıkmaya hazır olduğunu söylüyor. Bunu istemesinin nedeni, yetkililerin aleyhinde çok fazla kanıt toplayamamış olması. Güvenlik kamerası görüntüleri ve silah dışında mahkemeye sunulabilecek sağlam kanıtlar bulunamadı. Kathleen Murray Armstrong'un jüri duruşması 6 ay sonra başlayacak. Suçu ispatlanırsa 99 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.